teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Yapmayın, valla ağlarım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz. Ya ne kadar özlemişim. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sanki hiç ayrılmamış gibiyiz. Hep söylüyorum, kocaman bir aileyiz. Aslında biliyorsunuz böyle sulu zıplak birisi de değilimdir ama gözlerim dolu dolu oldu, ağlayacağım dokunsanız. Çünkü biliyorsunuz o heyecanı ben içimden atamıyorum yani. Hep kendimi alıştırmaya çalışıyorum. Hani pazartesi, hani cuma yaptık pazartesi başlayacağız falan gibi diye ama olmuyor işte. Büyük bir özlem var. Hiç beni yalnız bırakmadınız. Mesajlarınızla, mektuplarınızla, güzel dileklerinizle çok teşekkür ediyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ne düşünüyorsanız Allah daha fazlasını size nasip etsin inşallah. Bu yılda inşallah başarılı yayınlar yaparız, başarılı haberler yaparız, insanları mutlu ederiz. Her zaman söylüyorum aslında benim yaptığım bir şey yok, ben bir vesileyim. İnşallah vesile olmaya da Allah devam ettirsin. Başka hiçbir istediğim yok. Benim yaptığım özel bir şey yok. Sizlerle beraber yapıyoruz. Bu hepinizin programı. İnşallah hepiniz kalkmışsınızdır, uyanmışsınızdır. Geçmiş bayramınız da mübarek olsun. Dün özellikle sosyal medyada hayal kırıklığına uğradık, niye yoksun diye yazanlar olmuş. Ben de dedim ki şimdi bayramın son günü. Memleketine gidenler olur. İşte tatile gidenler olur değil mi? Evde temizlik olur şimdi gelmiştir falan insanlar. Hani dedim o yoğunluk içinde izlemezsiniz beni diye düşündüm. Bir de yaz boyunca hep sordunuz işte o ne oldu, şu ne oldu, bu ne oldu. Bu hafta biliyorsunuz bizim ilk haftamız çok hareketli geçiyor. Çok bantlı, kimler neler o yaptı bu iki ay içinde diye. Vallahi dedim izleyin, bir daha sormayın. Az önce Nihan Günay'da anlattığım gibi bir daha anlatmayacağız. Kebriye kızıyor. o yüzden bu yıl inşallah dediğim gibi başarılara imza atarız. O başarı da insanların hayatlarına güzelce dokunmak, mutlu edebilmek. Bu stüdyodan güler yüzle herkes ayrılsın. O mutluluk bizim programımızda göreceli bir kavram ama herkesin derdi kendine göre. O dertten buradan sıyrılıp mutlu ayrılabiliyorsa da ne mutlu bize. İnşallah stüdyomuzu da beğenmişsinizdir. Yine grafik değişmiş. ATV'nin bütün ledlerini kaptım. Öyle söyleyeyim. Dostla düşmana karşı. Ama bu şu demek. Bu stüdyo her zamankinden yaklaşık 5 kat daha sıcak anlamına geliyor. Ama hiç şikayet etmeye hakkım yok. Çünkü her taraf led olsun, her taraf led olsun deyince şuraya bir tane pervane koydurdum. Arada böyle gelip şimdi olduğu gibi biraz böyle şey almak. Burası herhalde bir 40 derece var. Birazdan düşüp bayılırsak korkmayın, bilin ki sıcaktan böyle buzla falan ayıltırlarsa bize problem olmaz. Efendim yakışıklı beylerimiz, sevgili Profesör Doktor Arif Verim, ne sevgili Profesör Doktor Şevki Sezen ve Sayın Rahmi Özkan stüdyomuzdalar. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim, yazınız nasıl geçti? Süzülmüşsünüz, zayıflamışsınız. Evet. Maşallah. Şöyle bir görsün izleyicilerimiz. Evet. Evet, yani bayağı süzülmüşsünüz. Sözü yerine getirdim. Evet, evet. Önce... Bayağı süzülmüşsünüz ama çok olmuş. Evet. Önce buradaki sevgili izleyicilerimize ve televizyon başındaki seyircilerimize, izleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Gerçekten özledik. Ve sizlerin de bizleri çok özlediğini biliyorum. Çünkü telefonlarımız, faksımız, e-maillerimiz susmadı. Hepiniz ne zaman başlıyorsunuz? Ne zaman Müge Hanım nerede? Sizler neredesiniz? Arıyoruz diye. Ben de hep bayramı bekleyin. Bayramın ertesinde beraber olacağız demiştim. İşte beraber olduk. Allah'a yemin olsun. Cenab-ı Hak da bize yardım edecektir. Bakın. Büyük Atatürk Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra ilk 10 yılın sonunda 10. yıl marşı diye bir marşla büyük bir iştiyakla, büyük bir şevkle bu Cumhuriyet'in temellerinin nice 10 yıllara atılacağının mücadelesini vermişti. Biz de bugün 10. yıl çalışmalarımızın nice 10. yıllara gideceğinin müjdesini veriyoruz.